Arkadaşlar merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Piyasalar çok çetrefil bir haftayı geride bıraktı. Hem enflasyon kararı hem Fed faizi derken tansiyon arttı, hareketlilik arttı. Şimdi ise biraz toparlanma dönemini yaşıyoruz. Bugün tahvil piyasalarıyla ilgili bazı önemli detaylara değinmek istiyorum. Çünkü tahvil piyasaları genelde yalan söylemez ve şu anda da teknik açıdan çok önemli bir bölgeye ulaşmış durumda. Hafızamızı biraz tazeleyelim. Bu tahviller neydi? Piyasalara nasıl etki ediyordu? Kısaca değinelim. Burada görmüş olduğunuz bu grafik dostlar tahvil piyasalarındaki getiriyi temsil ediyor. Eğer bu getiri düşüyorsa tahvillere para giriyor. Tahvillerden para çıkıyorsa buradaki getiri yükseliyor. Yani tamamen ters bir korelasyon olarak aklınızda tutabilirsiniz. Yani içeriye giren para ne kadar çoksa sunulan getiri o kadar düşüyor. Mesela burada geçtiğimiz yıl itibariyle yukarı yönlü agresif bir trend yaşanmış. Bu dönemde tahvillerden para hep dışarıya çıkmış. Bunun nedeni de dünyada özellikle ABD'de faiz artışlarının agresif bir şekilde uygulanmasıydı. İnsanlar parayı faize yatırıyordu, tahvilleri dahi güvenli bir liman olarak görmüyordu. O yüzden para tahvillerden çıkıyordu. Bu tarz agresif yükselişler tarihte çok tekrarlanmaz. Özellikle tahvil piyasalarında tekrarlanması için böyle faiz artışlarının rekorlara gittiği dönemlerin olması gerekiyor. Zaten geçtiğimiz 1,5 yılda da böyle bir dönemi yaşamış olduk. Burada gördüğünüz üzere yaklaşık 22 Ekim itibariyle, geçtiğimiz yılın 22 Ekim itibariyle tahvil getirilerinde bir düşüş yaşanmaya başlamış. Buradayken Bitcoin 18 bin dolar bandında seyrediyordu dostlar. Tahvil piyasalarının geleneksel ve kripto ile şöyle bir korelasyonu vardır. Bunu aylar önce yaptığım bir videoda anlatmıştım. Kısaca değinmek istiyorum. Akıllı para genelde nakitten önce tahvillere, sonrasında da riskli piyasalara uğrar. Yani eğer tahvil getirileri düşüyorsa bu piyasadaki risk algısının arttığını gösterir. Yatırımcı daha öncesinde risk almayı hiç istemiyordu. Ama artık tahvillerde getiri düşüyorsa yatırımcı risk almaya doğru yanaşıyor. Bir süre sonra ekonominin daha da kendisini toparlamasıyla beraber tahvillerden de riskli piyasalara doğru para akışı başlıyor. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemin birkaç garip noktası var. Bunlardan birisi şu: tahvil getirileri evet çok iyi bir düzeltme verdi ama Nasdaq ve S&P endeksine nazaran çok daha pasif kaldı. Yani normalde tahviller önce olacakken bu sefer geleneksel piyasalar önce oldu. Para hızlı bir şekilde stok markete kaydı, özellikle yapay zeka ve teknoloji alanına girdi. Tahvil piyasaları bundan kısmen nasibini alsa da, yani daha önceki vakalarda olduğu gibi geleneksel piyasaların önüne geçemedi. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde bir düşüş trendi var. Bu pozitif bir durum. Demek ki yatırımcı artık nakitten çıkıp yavaş yavaş yatırım araçlarını değerlendirmeye başlıyor. Ve teknik açıdan şu anda tahvil piyasası önemli bir trend direncine gelmiş durumda. Burada görmüş olduğunuz üzere teknik anlamda bir düşüş trendi var. Bu trendin direnç bölgesine geldik. Önceki lower high'ın altında seyrediyoruz. Ve bu bölgeden tahvil piyasasının red yemesi, yani tahvillere tekrardan para girişinin olmasını gayet olağan görüyorum. Ha, bu bir tane çizgi çizerek yapılacak bir öngörü veya analiz değil. İşin temel tarafına da bakmak gerekiyor. Mesela piyasalar şu anda önümüzdeki ay için, Temmuz ayı için 25 bas puanlık faiz artışı fiyatlıyor. Ben de diyorum ki bu faiz artışı olmayacak. Çünkü baz etkisinin zirve alanda olduğu bir ayı yaşayacağız. Bu yüzden CPI'de 3,5'un altına düşen bir veri bekliyorum. Yani önümüzdeki ayda Fed'in es geçmesiyle beraber piyasadaki risk algısının biraz daha genişleyeceğini, tahvil piyasasına para akacağını, tahvillerle geleneksel piyasalar arasındaki makasın kapanacağı kanaatindeyim. Bu makastan kastım da demin söylediğim şey, Nasdaq ve S&P daha fazla yürüdü. Özellikle Nasdaq buradaki makası devasa oranda açmış durumda. Yani ya Nasdaq'ın bir düzeltme vermesi gerekiyor ya tahvillere para akması gerekiyor. Her iki ihtimalin masada olduğu bir dönemi yaşayacağız. Çünkü geleneksel piyasalarda resesyon endişesiyle bir düzeltme olabilir. Aynı zamanda Fed likiditesiyle aralarındaki korelasyonu son videolarda anlattım. O açıdan bir düzeltme olabilir. Akabinde biraz daha tahvil piyasasına para akmasıyla beraber aradaki makas kapanacaktır diye tahmin ediyorum. Yani önümüzdeki ay
Fed'in faizi tekrardan sabit bırakması piyasadaki risk algısını bir tık daha genişletecektir diye tahmin ediyorum. Böyle bir durumda da yani burada ilk etapta tahvillere para akacaktır. Tahvillere akan para dönüp dolaşıp yine geleneksel piyasalara, kriptoya doğru gider. Bu bizim için zaten pozitif bir durum. Yani tahvil piyasasının ben genel anlamda pik yaptığını, zirve yaptığını düşünüyorum. Burada 4.28'li, 4.30'lu seviyelerde zirve yaptı. Hatta bu dönemde ben bir videoda yapmıştım, hatırlıyorum. Burada günlük bazda oluşmuş olan bir RSI uyumsuzluğundan bahsedip teknik açıdan bir uyumsuzluk var, momentumun kaybı var. Aynı zamanda Fed'in agresifliğinin zirve alanına ulaştık. Bundan sonra tahvil piyasalarında geri çekilmeler olağandır diye konuşmuştuk. O hareketlerin zaten yaşandığını görüyoruz ve bu hareketlerin devam etmesini de bekliyorum. Teknik açıdan tahvil piyasasında daha sert bir süzülmeyi, daha agresif bir düşüşü temsil edecek kırılımsa 3.40'lı seviyenin kırılımı olur. Buradaki bu destek alanı aşağı yönlü kırılırsa tahvil piyasalarına daha fazla para girer. Bu da önümüzdeki süreçte riskli piyasalara doğru akacak paranın agresifliğini ve büyüklüğünü temsil eder. O yüzden tahvillerin özellikle 10 yıllık getirilerin yakinen takip edilmesi gereken bir dönemi yaşıyoruz. Bu veriyi ara sıra konuşacağız. Yani bu fiyat skalası gibi her gün açıp analiz edilecek bir veri değil. Ama zaman zaman bakmak gerekiyor. Şimdi burada bulunduğumuz alanda da bir trend direncindeyiz. Buradan tekrar red yememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bu destek alanına gelmemizle beraber yine hem geleneksel piyasalarda özellikle kripto tarafında bir süre daha pozitif havanın seyretmesi gerekiyor. Şimdi geleneksel piyasalar zaten makası açtı. Yani burada tahvil piyasalarıyla kıyaslandığında buraya geçip üzerine koyarak yukarı gittiler. Ama kripto yetersiz kaldı. Yani kripto tarafı beklediğimiz o hareketleri, trend kırılımlarını, direnç kırılımlarını henüz yaşatmadı. Bunu da destekleyen bir durum var. Yani en azından bu pozitif hareketlerin devam etmesi için bir ortam var. Yine Fed'in faizi sabit bırakması durumu var. Önümüzdeki periyotla ilgili piyasaların yaptığı fiyatlamalar var. Mesela 2023 yılının sonuna kadar piyasalar faiz indirimi beklemiyor. 23'ten sonra 24 yılında ise ortalama 6-7 kez faiz indirimi bekliyorlar. Bu veri daha öncesinde 2023'teydi. Yani piyasalar 2023'te faiz indirimi bekliyordu. Ama bu şunu gösteriyor bize, faiz beklentisi açısından çok negatif bir durumun zaten fiyatlaması içerisindeyiz. Yani piyasaların çok büyük bir darbe alması için faizden ve Fed'den daha ziyade bir krizin yaşanması gerekiyor. Bu kriz ne olabilir? İşte bankacılık krizi gibi bir durum olabilir. Resesyonun gelmesi ve beklenenden daha sert gelmesi olabilir. Bunlar hala masada olan ihtimaller çünkü ABD'deki para arzı yıl sonuna kadar düşmeye devam edecek ve para arzının bu kadar düşmesi genelde kendisiyle beraber deflasyonist dönemi getirmiştir. Deflasyonist dönemde aslında resesyon olmuş oluyor. Ha 2024 yılı ile beklentilerimiz nedir? 2024 yılı ile ilgili biz resesyon gelse de burada ABD hükümetinin ve Fed'in faizleri indireceğini, sonrasında yine gevşek para politikasına geçeceğini ve seçime gümbür gümbür gireceğini tahmin ediyoruz. Hala bu düşüncelerimin arkasındayım. Hala aynı noktadayım. Yani Fed'in bundan sonra uygulayabileceği faiz çok kısıtlı. Evet son toplantıda 2.25 bas puan daha uygulayabiliriz gibisinden bir konuşma yapıldı. Ama bu bile muallak dostlar. Bunun bile yaşanacağının garantisi yok. Bir ayda beklentiler çok agresif değişebiliyor. Önümüzdeki bir ayda da değişebilir. Ben mesela Temmuz ayında faiz artışı beklemiyorum. Yaşanacaksa böyle bir faiz artışı minimum Eylül'de yaşanması gerekiyor diyorum. Ama Eylül'ün de pas geçilmesi, enflasyondaki düşüşün sertleşmesi ve Fed'in faiz artışı bir kenara faiz indirimine doğru evrilmesi dahi söz konusu olabilir. O yüzden burada bir belirsiz dönem var. Bu belirsiz dönem sonrasında beklediğimiz belli bir dönem var. En azından belirgin olarak gördüğümüz bir dönem var. Yani ben bu periyodu kısa vadeli olarak pozitif görüyorum. En azından kriptonun geleneksel piyasalarla makası kapatması gerektiğini, tahvil piyasalarına paranın biraz daha hızlı akmasını, Fed'in faizleri önümüzdeki 2-3 aylık periyotta sabit bırakmasını, en azından 2-3 aylık periyotta sabit bırakmasını
ve piyasaların biraz daha muallak dönemi pozitife doğru yaşamasını, eğer bir risk yaşanacaksa sonraki aylarda yaşanacağını düşünüyorum. Yani bu riskten de kastım şu, ya piyasalar bundan sonra sıfıra vuracak, Bitcoin yeni dip görecek diye bir şey demiyorum. Ha bu olmayacak diyemeyiz ama benim şimdilik böyle bir beklentim yok. Düzeltme hareketlerini gayet doğal karşılarım diyorum ve bu düzeltme hareketlerini de yaşanacak olan rallilere hazırlık olarak, fırsat olarak görürüm diyorum. Aynı noktadayım. Önümüzdeki bir aylık periyotta en azından kriptoyla ilgili pozitif beklentimi koruyorum. Yukarı yönlü hareketlerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Makas çok açıldı, kapanması gerektiğini savunuyorum. Sonrasında da zaten riskler arttıkça konuşuruz. Bu riskler büyük trend içerisindeki düzeltmeleri temsil eder. Ama 24 yılındaki hem Bitcoin'in ödül yarılanması hem ABD'nin gevşek para politikası derken beklentilerimiz sabit. Çok güzel bir yıl bekliyor olacağız. Bitcoin özelinde teknik duruma bakmamız gerekirse dostlar, bulunduğumuz alanda burada bir kanal yapısından bahsetmiştim. Bu kanal yapısı içerisinde 25 bin dolar desteğinin önemini konuştuk. Bitcoin milimetrik diyebileceğimiz şekilde bu destek alanından yukarıya sekti. Şimdi buradaki pozitif hava devam ediyor ve kriptonun, Bitcoin'in burada 27.400'lü seviyeyi yukarı yönlü kırmasını bekliyoruz. Bu bölge yukarı yönlü kırıldığında daha sert, daha agresif yükselişler gelecektir diye düşünüyorum. Yani burada önemli olan iki şart var teknik açıdan. Hem bu kanalın dışına çıkmamız gerekiyor, hem de buradaki bu yatay direnç alanını yukarı yönlü kırmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz dönemde ikisi aynı bölgeye denk geldiği için zaten senkron takip yeterli olur. Bu bölgede bu direnç alanının kırılması 32 binlere kadar devam eden bir trendi gösterir. Yani Bitcoin yükselirken agresif yükselebilen bir ürün. Burada Bitcoin'in 3-4 gün içerisinde, bir hafta içerisinde dahi bu tarz bir yükseliş yaşaması kimseyi şaşırtmaz. Sadece şu tarz tweetler atılmaya başlar. Mega rally geldi, mega boğa geldi. Önümüzdeki 3 ayda 100x yapacağız demeye başlarlar. Bunlara aldanmamak lazım. Unutmamamız gerekiyor ki 2023 makro açıdan sorunların masada olduğu bir yıl ve bu sorunların ortaya çıkması gerekiyor ki Fed müdahale edip 2024'ü güzel bir yıla dönüştürsün. Yani 2023'te büyük rally beklememek gerekiyor. Yani büyük bir rally beklenecekse bunu önümüzdeki seneye ertelemek gerekiyor. Ama en azından bu yılı artık değerlendirmeleri yapıp ara trendlerden faydalanabileceğimiz bir yıl olarak görmeyi savunuyorum ben. Yine burada da teknik açıdan 27.400 doları önemsiyorum. Bu direnç alanı kırılırsa Bitcoin'de üst direnç alanına kadar devam eden bir hareket görürüz. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksinde de bir düzeltme durumu söz konusu. Burada zaten uzun süredir ben aynı düşüncedeyim. Destek ve direnç bölgeleri arasında durmadan hareket eden bir dolar endeksi göreceğiz bir süre diye tahmin ediyorum. Her düzeltmede, her bu düşüş hareketinde piyasalar canlanacak. Yukarı yönlü her tepki geldiğinde de piyasalar yine geri çekilecek. Dolar endeksinde eğer 101'li seviyede bir kırılım yaşanırsa buradaki bu destek alanı çok büyük bir önem arz ediyor. Zaten buradaki bu tepkilerden de anlayabilirsiniz. Böyle bir kırılım gelirse 97'lere kadar devam eden bir düşüş, piyasalarda da yukarı yönlü devam eden agresif trendler görülür. Mesela bunun zamanlaması da önemli. Şöyle bir örnek vereyim. Bu tarz bir hareket önümüzdeki 2 ayda yaşanırsa, yani dolar endeksi 101'i kırıp alt destek alanına doğru gelirse ve bunun piyasaları yukarı yönlü taşıması beklenilir, İşte o zaman piyasalarda agresif bir şekilde kar alınması gerektiğini savunurum. Çünkü şu an bulunduğumuz bölge natural bir bölge. Yani olması gereken bir yerde dolar endeksi. Ama krizler masadayken, resesyon ihtimali masadayken dolar endeksi gidip de bu desteği kısa bir sürede aşağı yönlü kırarsa, yani buradaki alana kadar gelirse piyasalarda agresif bir yükseliş olması durumunda, bakın riskler arttı. Şu an olmamız gereken seviyenin de üstündeyiz. Buralarda kar almak gerekiyor diye konuşuruz. Ya kar alınacak bir durum da çok yok aslında insanlarda. Bunu da biliyorum dostlar. Çünkü çoğu insan zaten altcoin'lerde devasa zararda, Bitcoin'de de maliyetleri yukarıda. Ama yani ara trendlerde değerlendirme yapanlar veya trade yapanlar için
Bu tarz bir küçük bilgi de geçmek istedim. Piyasalar şu an natural alanında. Bitcoin mesela natural alanın bile altında bana kalırsa. Biraz daha yürümesi gerekiyor. Ama eğer burada olası bir kırılım kısa vadede gelirse, bakın burası önemli, kısa vadede gelirse, o zaman işte burada bir sorun var. Artık gereksiz pozitif bir fiyatlama yaşıyoruz. Biraz geri çekilip bakmak gerekiyor diye konuşuruz. Umuyorum ki tabii öyle hareketler görürüz ki böyle durumları, senaryoları da konuşabiliriz. Bunların yanı sıra geleneksel piyasalara baktığımızda özellikle Nasdaq ve S&P tarafında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Nasdaq neredeyse rekor diyebileceğimiz alanlara gidiyor. Burada da zaten 16.700'lü seviyeler Nasdaq için rekor bölge. Şu anda 1500 dolar gerisindeyiz. Burada yaşanabilecek majör bir düzeltme hareketinde Nasdaq için 13.600-13.900 bandının majör bir destek alanı olduğunu hatırlatmak isterim. Keza ben dönüp dolaşıp bu tarz bir düzeltmenin gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi makas çok açıldı. Hem Fed likiditesiyle hem tahvil piyasasıyla ya tahvillerin agresif düşmesi yani paranın oraya akması gerekiyor ya da burada bir düzeltme gerekiyor. Yani endeksin indikatörlerine, oscillatorlarına baktığımızda çok devasa bir şişme yok. Biraz daha devam edebilir gibi duruyor hatta. Yani bu açıdan ben artık önümüzde çok majör bir direnç alanı olduğunu düşünmüyorum. Ha bir ara direnç neresi olur derseniz Nasdaq içinde 15.600 olur. Bu bölge üzerinde gelecek olan kapatmalarda artık rekor seviyeler neredeyse kesinleşmiş olur. Aynı zamanda bu bölge desteğe dönüşür ve bu destekten daha ziyade burası takibe alınır. S&P için de durumlar aynı. S&P için de yine direnç alanının üzerinde seyreden bir S&P var. Buradaki bölgeyi kırdı. Şimdi yukarı yönlü hareketinde burada majör bir direnç alanı ben görmüyorum. Aynı Nasdaq'ta olduğu gibi rekor seviyelere yakın bir %10'luk yükseliş S&P'yi rekora taşır. O yüzden bulunduğu alanda destek bölgelerine konsantre olmak gerekir. Buradaki majör destek alanının 4.250'li seviyeler olduğu bariz. Çünkü bu bölgede daha öncesinde zaten çok takıldı. Bu bölgeyi uzun süre konuştuk. Sonunda kırdı gitti. Artık şu anda da destek konumuna gelmiş durumda. Son olarak altın tarafına baktığımızda altında bir trend kırılımı var. Evet. Ama ben altınla ilgili pozitif beklentimi korumaya devam ediyorum. Bu bölgede en azından kendisini muhafaza edip yukarı yönlü tekrardan hareketleri devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Altın benim için bu yılın yıldız diyebileceğimiz ürünü yani güvenli limanı. O yüzden çok güncelleyecek bir şey yok burada. Şimdi kripto ile ilgili aslında birkaç yorum daha yapacağım dostlar. Mesela bazı değerlendirmeler yapıyoruz. İşte kriptoda Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler şu an önümüzdeki 1 aylık, 1,5 aylık süreçte daha olağan diye konuşuyoruz. Doğal olarak şu tarz sorular da geliyor. Yani hangi altcoin'lerde değerlendirmeler yapabiliriz? Sonuçta Bitcoin dominansı önemli bir direnç alanını kırdı. Burada haftalık bazda oluşturmuş olduğu bir uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluk nedeniyle bir geri çekilme gelir mi? Gelirse hangi altcoin'lerde pozisyon alınır? Ben de ara ara bazı altcoin'lerde değerlendirmeler yapıyorum. Zaten bir altcoin videosu sözüm var. Onu da yakın bir zamanda yapacağım. Şimdi önümüzdeki dönemde trade amaçlı olarak hangi ürünleri değerlendiriyorsun derseniz, mesela Veracity ile ilgili tekrardan burada oluşmuş olan bir formasyonun dibinde olduğumuzu düşünüyorum. Veracity tarafında burada gelebilecek bir kırılım sert bir yükselişi temsil eder. İlk etapta 0.007'li seviyeler hedef olur. Bu bölgeye kadar bir yükseliş beklenilir. Yani Veracity bu kısa vadeli periyotta trade edilebilecek ürünler arasında. Yeni boğa yeni ürünler derim hep. Bu yüzden Arbitrum Ağı'nın gözde projelerinden olan Perpetual Dexler'den olan Gains Network'ü de takip ediyorum. Burada bir düşüş trendi var. Bitcoin'in pozitif hareketi sırasında olası bir pozitif hareketinde GNS'nin de burada trend kırılımıyla beraber sert bir şekilde yukarı gidebileceğini düşünüyorum. 6.71'lere kadar öyle aman aman bir direnç yok. Burası majör bir direnç alanı olacaktır. Aynı zamanda 1 dolar 50 sent civarındayken konuştuğumuz Injective vardı. Injective protokol vardı. O tarafta da trade fırsatı olduğu kanaatindeyim. Yani burada 5.66'lı seviyeler destek konumunda. Bu bölgeden Injective'in de toparlayıp yukarı yönlü gitmesini gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu üç ürünü ben şöyle görüyorum. Bitcoin eğer yukarı yönlü olası bir hareket yaparsa
Bu ürünler diğer ürünlere nazaran daha pozitif ayrışır. Daha güzel hareketler sergiler. Çünkü hacim açısından iyi durumdalar. Pozitif gelişmeleri var. Genel anlamda yani son dönemin gözde diyebileceğimiz yükselişi sert olmuş olan ürünlerinden iyi düzeltmeler yapmış. O yüzden bu alanlardan trade amaçlı olarak değerlendiriyorum. Bu ürünler aynı zamanda benim uzun vadeli değerlendirilebilir dediğim ürünler arasında yer alıyor. Injective DeFi tarafında önem arz eden bir Layer 1 projesi. Gains Network Arbitrum ağının en önemli ikinci Perpetual DEX'i, merkeziyetsiz borsası. Veracity tamamen farklı bir teknoloji. Reklamlarda botların önüne geçerek burada insanların, daha doğrusu firmaların, kurumsal firmaların boşuna para harcamasının önüne geçiyor. Yani hepsi uzun vadede sevdiğim projeler, kısa vadeli olarak da makul alanlarda olduklarını, olası bir Bitcoin hareketinde güzel bir şekilde yürüyebileceklerini düşünüyorum. Çok kısa vadeli trade edenler göstermiş olduğum destek seviyelerinin altında kalması halinde ürünleri stop etmeleri gerekir. Spot tarafta işlem yapanlar içinse böyle bir sorun olmayacaktır. Tabi onlar da eğer zarar kes yapmak isterse aynı bölgeleri baz alabilirler. Bugünlük bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.